Evet şimdi geçtiğimiz yıllarda da hep dile geldi sevgili izleyiciler açılımlar açılımlar romanlarla ilgili de açılımlar vardı. Yeniden galiba bu 50 artı 1 için düzenlenmiş mizansenlerden birisi de bu galiba AKP açısından. Özcan Purçu bizlerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Romanları temsil eden bir milletvekili hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar günaydın. Programımız içerisinde sizi duyururken başlangıçtan evet. itibaren Türkiye'de öteki olmayı öteden beri hissetmiş bir e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlar grubunun Sorunlarını konuşacağız dedik. E, sıcaktan başlayalım. Düne gidelim. Hı hı. Dün orada e, tabii ki problemler de değerlendirildi. Talepler, istekler herhalde dile geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı bu konuşmanın yanı sıra. E, Özcan Bey, AKP'nin de açılımları var. Hepsini evet. birden değerlendirelim. E, evet. Söze nasıl başlarız sorunlar, romanların sorunları derken? Evet. Öncelikle tüm maksadımız e, insanca yaşamak. Hakikaten öyle. Çünkü hepimiz çok değerliyiz. Hiçbir etnik kimlik ayırmaksızın insan insan olduğu için değer görmeli. Ama maalesef biz Türkiye'de roman vatandaşlar olarak bunu çok fazla yıllarca hissedemedik. Bizim tek mücadelemiz var hakikaten. insan hakları bağlamında, eşit yurttaşlık bağlamında, şartlarda ve sonuçlarda eşitlik istiyoruz. Fırsat eşitliği deniyor ya, biz fırsat eşitliğini ...nin içerisinde şartlarda ve sonuçlarda eşitlik istiyoruz. Çünkü Türkiye'de fırsat eşitliği yok. Bu bağlamda tüm mücadelemiz hakikaten eğitimden barınmaya kadar, istihdama kadar... ...güzel bir yaşam çerçevesi içerisinde yaşamak. Çünkü romanlar şu an yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan bir toplum. Bunu kimse bilmiyor. Bizim İstanbul'dan tutun İzmir'e kadar, Ankara'ya kadar, Çankırı'ya kadar, Adıyaman'a kadar... Maalesef insanlarımız işte o iki terimin altında yaşıyorlar. Açlık ve yoksulluk. E, Nüfus sanırım. yoğunluğuyla beraber isterseniz biraz daha açalım. Evet, Türkiye'de Sayın genel başkanımız dün bunu da bahsetti aslında. Ee, hakikaten çok bilimsel anlamda bir araştırmaya tabi bir, bir toplum değiliz. Tabi tutulmuş bir toplum değiliz. Bilimsel anlamda üniversiteler maalesef çok fazla e, e, önem vermiyorlar, e, e, araştırma yapmıyorlar. Onun için sayımız da çok fazla net değil ama. Bizim bildiğimiz ortalama bir sayı var. Avrupa Konseyi'nde daha önce yaptığı bir araştırma var Türkiye'de. E, bu bağlamda yaklaşık olarak 5 milyon diyoruz ortalama. E, ama tabii net değil. Ortalamanın biz STK'larımızın da olduğu e, yerleri de hesap ederek 5 milyon civarında bir nüfusumuz var. E, ama tabii burada işsizlik oranı nedir? Eğitimden aldığımız pay oranı nedir? Efendim... Ee, ölüm yaşımız nedir? Ee, i̇statistiklerin e, hiçbiri bilimsel değil. Çünkü evet. araştırma yok. Devletin üniversitelerin... Ama çok... 5 milyon nüfus diyorsunuz az bir nüfusla değil, değil yani sonuçta. Değil, değil, e, ki değil. tahmin yine sizin ilginizde. evet e, Şey zor tabii roman olmak Türkiye'de zor bu durumda kesinlikle, böyle söylüyoruz. kesinlikle. E, eğlence sektöründe, magazin sektöründe e, zaman zaman rastlıyoruz çünkü e, çok yetenekliler ve bir kültürün parçası tabii o da Sulu Kule'den e, gelme. E, bu da e, o, ötekileşmenin bir unsuru olarak, ötekileştirmenin bir unsuru olarak kullanılıyor değil mi? Kesinlikle e, haksızca evet, bir şekilde. Evet. Yani bizim gibi olmak zorunda değiller. Hayata bakış açıları örneğin mülkiyetçilik açısından farklı olabilir. Bütün Kesinlikle. bunlarla e, değerlendirmemiz gerekiyor. Bir zenginlik olarak görüp ona göre yaklaşmak gerekiyor herhalde bunun e, tabii. kültürel bir zenginlik. Kesinlikle. Yani çünkü e, Türkiye'de e, birçok etnik kimlik var. Hepsi'nin farklı bir özelliği var. Bu farklı özellikleri e, değerlendirip onları zenginlik olarak görmek var. Ve o şekilde yaşamak var aslında. Olması gereken de bu. Ama maalesef birçok etnik kimlik sadece romanlar değil. Türkiye'de zenginlik olarak görülmüyor. Ötekileştirmenin, ayrımcılığın hakikaten öyle bir parçası olarak görünüyor. Şimdi bizim kültürümüzün öne çıkan yönleri kullanılsaydı romanlar bu durumda olur muydu? Açlık sınırının altında yaşar mıydılar? Evet. Müzik konusunda özellikle çok ciddi yeteneklerimiz var. El sanatları konusunda çok ciddi yeteneklerimiz var. Ama o şimdi artık o da bitiyor. Efendim o da bitiyor. Şimdi Bizi... en son sanırım yaşam alanlarında o birlikte yaşamaya büyük bir darbe vuruldu. Tabii kentsel dönüşümlerle kentsel birlikte. Dönüşümle. Tabii kentsel dönüşüm, kentsel felaket oldu bizde. Çünkü Sayın Genel Başkanımız dün de söyledi. Solukule gibi dünyanın en eski roman mahallesidir o. En eski yerleşkesidir yaşayan. Yaşayan en eski tarihi yerleşkesidir Solukule. Ee, Fatih dönemine kadar gidiyor. Ondan öncesi de var aslında. Sayın Genel Başkanımızın için de bunu söyledi. Ama onu bitirdiler kentsel dönüşümle. Hı hı. Villa'lar yaptılar. Zenginlere sattılar. Ama açılım diyorlardı. Ya açılım böyle olu açılım saçılım oldu. Açılım diye bir şey yok ki. Açılım diye bir şey kalmadı ki. Açılım açılım doyduk artık yeter yani. Yeter. Biz sahada somut şeyler istiyoruz. Sahada e, romanlara uygulanabilir politikalar istiyoruz uygulamalar istiyoruz, plan program istiyoruz. İşte dün onu Sayın Genel Başkanımızın da söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa bir parti olarak e, romanlarla ilgili sorunlarının çözümüne dönük bir e, parti politikası geliştirdi. Hep birlikte yaptık bunu. Bu çok önemli. Yani Türkiye'de ilk kez romanlar bir parti e, politikası olarak bir partinin e, üzerinde çalıştığı bir e, projelendirmeyle evet. e, sorunlarına e, yanıt aradılar diyebiliriz. Kesinlikle. O da bir tarihi andı dün. Yani ilk defa bir siyasal parti resmi olarak e, parti programı hazırlıyor, bir e, romanlarla ilgili e, parti programı hazırlıyor ve ben bunu uygulayacağım diyor. Bunu da resmiyete kavuşturacağım diyor. Bu çok önemli. E, bunun ilerideki süreçlerini hep birlikte takip edip e, yaşayacağız. Ama bu uygulama tamamıyla sahaya dönük bir uygulama. Romanlar sorunlarına dönük bir çalışma olacak. İnşallah hükümetin elindeki tüm imkanlarla yapamadığı o roman açılımı, roman stratejisi, roman eylem planı meselesini bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağız. Şimdi yeniden gündemde bildiğim kadarıyla hı hı. AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan. Size davet geldi mi acaba? Bana ee, davet gelmez ki. Gelmez bana göndermez. Ben ama romanlara yeniden açılım ben çekiniyorlar gündem. efendim olur mu? E, Bakın birçok strateji e, çalışması yapıldı hükümetin içerisinde. Zorla kendimi davet ettirmeye çalıştım. Ben de bir katkı sunayım. Romanlarla ilgili bir çalışma yapılıyorsa ben katkı sunayım. Biz de bu işi biliyoruz öyle böyle. Ama çağırmadılar. Bir açılış vardı bir de kapanış vardı. Kapanışa davet ettiler. Ben de yurt dışında olduğum için gidemedim. Ona son bir defa, hani dedim, ilk defa bir davet geldi bari gideyim. Ona da gidemedim yurt dışında. 11'inde var şimdi galiba değil mi? 11'inde evet Külliye'de e, bir e, roman buluşması var. Ben onu anlamadım yani. 8'inde yapacaktılar. Ben bir kanun teklifi verdim. E, roman günü. Kedi günü bile var şimdi. Kedilerin günü bile var. Ya Bir de roman günü olsa ne olur? Yani 1971'de Avrupa'da kararlaştırılmış bir gün bu. Hmm. Bütün dünyadaki romanlara atfedilmiş bir gün. Avrupa'daki dünyadaki bütün ülkeler kullanıyor. 8 Nisan. 8 Nisan'ı. 71'den sonra kutlamaya başlamışlar. Biz de kutluyoruz 12 yıldan beri. E ben de dedim ki bizim de bir günümüz olsun bari Türkiye'de bir farkındalık olsun. Ya o günü bize verseniz ne olur mecliste kabul etseniz hani e, kabul etmeseniz ne olur biz gene kutluyoruz ama e, bu ayrımcılık, dışlanmışlık ötesinde bir kardeşlik olsun. Birte yaşama kültürü gelişsin. E, bunu da bir kabul ettirdik mecliste. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak teklif ettik bütün milletvekillerimiz sağ olsun desteklediler. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri. E yok efendim olmaz. E niye olmaz? Parayla mı veriyorsun bugünü? Vatandaşın günü sen parayla mı veriyorsun? Zaten vatandaş kutluyor. Kedilerin günü var, romanların günü yok. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle? Değersizleştirme, itibarsızlaştırma olur mu? Bir de stratejide yazıyor aslında. Romanlarla ilgili ön ve ayrımcılık unsuru meseleleri ortadan kaldıracağız diye hükümet e, imza attı buna. Yani mücadele edeceğiz diye ayrımcılıkla, ötekileştirmeyle e, mücadele edeceğiz diye. E, bu da onun bir yönüdür. Roman gününü kutla, kabul et, farkındalık olsun. Onu kabul etmediler diye mecliste o gün reddettiler. Hemen külhü programı değiştirdi, 11 Nisan aldı. E hangi yüzde çıkacaksınız şimdi orada? Romanların tabii desteği de önemli. Her şey 50 artı 1 için diyoruz ya. E... <laughs> bir de romanlar dalgın bir şey söyleyeceğim. 50 artı 1'e hemen geleceğim. Bir de demişler ki külliyenin girişinde size Afrin pankartları vereceğiz. Size slogan isimleri yazacağız. Reisimiz e, çok yaşa efendim bilmem ne falan. Bunları söyleyeceksiniz demiş. Çoğu STK tepki gösterdi. Gitmeyecek şimdi. Karar aldılar çoğu. Öyle Hayır. mi? AKP'li bir çeşit. sen hazırlıyorlar tabii, yani. Tabii Tokalaşmak yok. Yemek yok. Roman sonra dinleyip Cumhurbaşkanı'yla birlikte roman soruları konuşmak için bir araya gelmek yok. Bizde öyle değil. Sayın Cumhurbaş Sayın Cumhurbaşkanı ayağına çağırıyor romanları. Sayın Genel Başkanımız ayaklarına gitti dün. Ve e, Sayın Genel Başkanımız romanların bütün STK temsilcilerini bir odada topladı. Salonda 167 STK. Tek tek sorunlarını dinledi. Tek tek. Sonra vatandaşların olduğu yere gitti. Birlikte yemek yedi. Yemek yedik. Yani orada. Elimizden gelen bütün misafirperverliği gösterdik. Bütün STK'ları dün konuşturduk. Genel Başkanımız tek tek not tuttu. Külliye de öyle değil. Oturacaksınız salona Afrin pankartları e, çok yaşa reisimiz ondan sonra e, Cumhurbaşkanı gelecek konuşacak ve bitecek iş. Hiçbir şey yok. Evet acayip bir durum. Evet. Peki şimdi e, o zaman e, Cumhurbaşkanlığı 50 artı 1 için her şey diyoruz ya o de hazırlanıyor belli ki. Romanların şimdi bu durumda haklarındaki sorunlarıyla ile ilgili tek parti programına konuyu alan parti CHP. Dolayısıyla Romanların bu durumda 50 artı 1 için hangi konumda bulunacaklarını nereye konumlanacaklarını tahmin etmek bu durumda güç değil herhalde değil mi evet, sorunlara yanıt evet. aranması bağlamında. Ama şunu merak ettim acaba Romanların cumhurbaşkanı adayı var mı böyle gönüllerinden geçen konuşulan? Şu an itibariyle tabii yok böyle bir yüksek çıtadan politika yapma Kendi zaten yok. Hani yok mu? Onların sorunu tabii yavaş yavaş bilinçleniyoruz aslında. Yani son 10 yıldan beri STK'laşmayla bilinçleniyoruz. Benim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmam da onların ufuklarını çok değiştirdi. Çıtalarını yükseltti. Dün Sayın Genel Başkanımız da mesela talepleri bu yöndeydi aslında. bir milletvekili daha istiyoruz, belediye başkanı istiyoruz. Sizin önderliğinizde Sayın Genel Başkanım politik kimliğe sahip olmak istiyoruz diye böyle talepleri vardı. Ee, ama tabii oraya kadar e, çıkacak durumlar yok. Zaten yar ne yiyeceğimizi düşünen bir toplumuz. İşimiz Hı -hı. yok çünkü. Açlık Eğitim... sınırında dediniz Zira. Tabii ki, tabii ki. Ee, o biraz e, şundan mı kaynaklanıyor Özcan bey acaba mesleki açıdan e... Dışlanma mı söz konusu o eşit yurttaşlık o dediniz var. ya. O Çünkü var. Şu, şunu hatırlıyorum ben e, Tony Gatlev Fransız Hı -hı. bir çingene Hı -hı. E, ve Lactodrum belgeselini izlemiştim Hı -hı. E, Hindistan'dan işte Fransa'ya kadar ya, evet. e, güzergah içerisinde roman yayı da görüyor romanları Hı -hı. da görüyor ama en problemli alan sanki Türkiye gibi sanki dediğiniz gibi çok ekonomik anlamda sıkıntılı olduklarını hissettiriyor belgeselin o bölümü. Evet. E ee, işte hem Kuzey Afrika'da var, işte Avrupa'da var, Türkiye'den de geçiliyor sonuçta hı hı. o öyle bir güzerga ee, ve Türkiye'de gerçekten ekonomik anlamda dar gelirli olduklarını hissettiriyor belgesel. Hı hı. O zaman dikkatimi çekmişti. Ee, özel diğer devletlerde özel bir takım programlar mı uygulanmış uyum açısından ya da hı hı. bu tür iş gücü özlük hakkı sağlamak açısından Türkiye yani bu anlamda mı eksik kalmış? Nasıl tespitiniz acaba? Ee, tabii bunu Avrupa'da da aslında çok ee, teke indirmek mümkün değil politikaları. Avrupa'da birçok ülke var. Her ülke kendi çapında farklı politikalar uygulanmış ama geneline baktığınızda eğitim üzerindeki politikaları daha ağır bastı. İşte Fransa'nın, Hollanda'nın, işte Kanada'nın efendim İspanya'nın falan. Onun için Avrupa'daki romanların okuma yazma oranı ve üniversiteye yüksek tahsile gitme oranları çok fazla. Bunu Türkiye ile karşılaştırmamız mümkün değil. Dolayısıyla ne kadar eğitimli bir toplum yaratırsanız o kadar da diğer toplumla ilişkileri artıyor. Diğer girişimciliği artıyor ve fırsatı fazlalaşıyor. Hayattaki şansı artıyor. Birçok kapı açılıyor ama bunu Türkiye'de göremiyoruz. Hı. Eğitim oranımız bizim çok çok düşük. İşte liseyi yüzde ikimiz yaptığımız projelerle birçok araştırma yaptık üniversitelerle kendi çapımızda. Liseyi bitirme oranlarımız şu an yüzde ikide üniversite bitirme oranımız binde dörtte. Yani bunlar çok çok düşük rakamlar. Yani dolayısıyla e, bu şekilde eğitimden pay alamayan bir toplum nereye kadar gelebilir? Nereye evet, kadar evet. gidebilir? E, i̇şte son 10 yılda STK'ların e, bilinçlenmesi ve e, çalışmalarıyla bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Artıyor da yavaş yavaş. Özellikle siyasal anlamda da böyle bir hamlenin yapılması Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. E, onların hayatlarında farklı çığırlar açtı. Özellikle eğitim konusunda. Bir farkındalık oluştu kendi içimizde de. E bunu e, yükseltmeye çalışıyoruz. Ama Avrupa ile şu an Türkiye'yi karşılaştırmak mümkün değil. Sizin dediğiniz bu bağlamda. Hı hı. Eksikleri kapatmak e, için dileriz ki önümüzdeki günlerde e, İnşallah. taleplerin karşılanması açısından şanslı bir dönemdeyiz. Üç seçim var değil mi? Evet, üç seçim var. <laughs> e, ama hakikaten şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak... E, Bizim de gittikçe gücümüz artıyor romanların içerisinde. Bu beni çok mutlu ediyor. Dün de öyle oldu. 167 Sivil Toplum Kuruluşu geldi. İlk defa böyle büyük bir, bir toplantı yapıldı. E, 25 ilden e, misafirlerimiz geldi. İlçeleri saydı. Hayli sahipleri. kalabalıktı. Zaten. Hayli kalabalıktı. 1200 kişilik salon vardı. Ben oturdum sayın Genel Başkanla yan yana. E, Ceyhun Bey geldi sağ olsun Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil. Ya Sayın Genel Başkanım dedi bunun dedi yaklaşık iki katı dışarıda var içeri giremiyor dedi. Hı hı. Genel Başkanım dedi içeri alınanlarda alamıyoruz efendim salon yetmiyor dedi. Yani böyle bir şey o da beni mutlu etti. Evet, yoğun bir ilgi. Yoğun bir tabii, ilgi. E, sonuçta bir umut var evet, sorunların umut giderilmesi. Var. E, tabii ki sizin temsilci olarak onların sesini, romanların sesini dile getiriyor olmanız da önemli Türkiye Büyük Millet Meclisinde. E, acil bir durum var anladığım kadarıyla açlık sınırında yaşan, yaşıyorlar geneli e, dediğiniz için e, dileriz ki bir an önce e, bu sorun giderilmiş olsun. Yani Türkiye'de genel anlamda bir ekonomik darlık var ama hı hı. E, romanlar özelinde böyle bir yığılma var. ...varsa, yoğunlaşma varsa o da ayrı bir problem oluyor tabii. Kesinlikle. Hocam, evet, farklılıklarımızla büyüyerek e, yaşayalım isteriz huzur içerisinde diye düşünüyoruz. Ama e, öyle zamanlar yaşanıyor ki Türkiye'de e, gerginlikler, e, ötekileşme ki yine, yine, yine öyle bir süreçteyiz. Yeni bir seçim atmosferi var ve o atmosferde ötekileşme... E, kaygıları yaşıyoruz. E, İsterseniz sözü buradan bağlayalım. O görüntülerinde verdiği duyguyla size bırakayım ben sözü. Evet. E, yani Türkiye'ye bir bakıyorum şöyle. Hakikaten e, son 15 yıldan beri özellikle 15 yılın son 5 yılı ülkenin bu kadar kutuplaştığını, bu kadar ayrıldığını bu kadar kesin net çizgilerle birbirine e, düşmanca aşağı yukarı baktığını hiç Yaşamamıştık bu yaşımıza geldik. Türkiye olarak yaşamamıştık aslında. Ee, bu hakikaten çok tehlikeli bir durum. Yani bir yere gidiyorsun partili olarak ayrılmış, bir yere gidiyorsun düşünce olarak ayrılmış, bir yere gidiyorsun etnik olarak ayrılmış, bir yere gidiyorsun e, farklı e, sebepler dolayısıyla ayrılmış. Bu ülkemiz açısından bölünmüş, 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 bölünmüş. hiç de uygun ortak değerleri evet, kaybetmiş. Gittikçe, gittikçe bu daha da artıyor. Dolayısıyla hakikaten şunu söylüyorum, Türkiye'de ciddi bir dönüşme ihtiyaç var, politika bağlamında, ciddi bir bu toplumu bir araya getirecek ciddi bir hamleye ihtiyaç var, müdahaleye ihtiyaç var. Bu bağlamda iktidarın da bu, bu yönde çok büyük katkıları var aslında. Hı hı. İktidarın milletin, Besliyor ülkenin o. kutuplaşmasında çok büyük katkısı var. Yaptığı en iyi şey buydu zaten kendince. Ülkeyi kutuplaştıralım. Bölelim, bölersek, kutuplaştırırsak böyle daha güzel yönetiriz. Öyle düşünüyorlar Tabii ama ki. 50 artı 1 içinde şimdi hesaplar değişiyor galiba. Valla ne yaparlarsa yapsınlar açık ve ne söylüyorum. Benim inancım o kadar has da ki ne yaparlarsa yapsınlar artık toplumun inancı bu hükümete kalmadı. Hakikaten kalmadı. Geçen romanlar bile bir bölgeyi ziyaret ettim. AKP'li bir bölge. 3 yıldan beri gidiyoruz. Kendileri beni aradı. Ya sayın vekilim dedi artık yeter ya dedi. Yeter dedi biz dedi toplu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş yapacağız dedi. 10 bin kişiyle. 10 bin kişiyle. Şimdi onu planlayacağım yakında. 10 bin kişiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş yapacaklar. İnanmıyoruz artık dedi. Yeter. Verdik, verdik, verdik. Bitti. Ne istiyor? Daha ne istiyor? Bitti diyorlar yani. Yani daha, onun için az kaldı. 2019'daki seçimleri alacağız. Hakikaten alacağız. Çünkü bu ülkeyi bu kutuplaştırmadan, bu kadar bölünmeden ancak hakikaten bu ülkeyi kuran köklü bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi ancak bunu yapabilir. Hukukun üstünlüğünü, eşitliği, adaleti, barışı, kardeşliği bir arada yaşama kültürünü biraz önce gösterdiniz. Farklı evet. kültürlerin o mozaiğini bir arada yaşatmaya ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkisi e, ile olabilir. Geniş. Ben buna inanıyorum. Evet, ben demokrasi inanıyorum. isteyenler Kesinlikle. hep bir arada bulunmalı. Önümüzdeki sürece belki de böyle bir hava atmosfer damgasını vuracaktır. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Uçun. ediyorum.